İkişer adım, ikişer adım, altı adım, geri geri, hızlı hızlı. Mali yardım sağlıklar oldu. Hepimizin bildiği Kahramanmaraş Pazarcık depremiyle başlayan bir deprem fırtınasına maruz kaldık. Malatya'da 1237 vatandaşımızı kaybettik. Allah depremde canını kaybeden herkese rahmet etsin. 6444 vatandaşımız yaralandı. Yaralanan bütün afetzedelere, yaralılarımıza şifa niyaz ediyorum. Binlerce ailemiz halihazırda konteynerlarda yaşıyor. Kalıcı konutların inşası başladı. İlgili kurumlarımız büyük bir azim ve özveriyle vatandaşlarımızı evleriyle buluşturmaya çalışıyor. Afetle mücadele sürecinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, hükümetimizin üstün gayretleri, milletimizin birlik ve beraberliği, Türkiye'nin dostlarının desteğiyle aştık. Allah'ın izniyle büsbütün aşacağız. Malatya'yı yeniden kuruyoruz desek yeridir. Bu büyük işi Allah'ın izniyle Malatya'ya ve Türkiye'ye yakışır bir dayanışmayla tamamını erdireceğiz. Rabbim yeniden başlayanların yardımcısıdır. Allah çalışanların, üstün niyet sahiplerinin, birlik olanların yardımcısıdır. Bu yeniden başlangıca iğne ucu kadar katkısı olan, iğne ucu kadar katkısı olacak herkese hem teşekkür ediyor hem de sabırla gayrete davet ediyorum. Malatya'daki görev sürem boyunca birinci ve en önemli önceliğim Malatya'nın madden ve manen deprem yıkıntılarından, tozundan, dumanından, acısından kurtarılması olacak. Bu hususta en büyük gücümüz Malatya'dır, milletimizdir. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla büyüyen lider ülke Türkiye'dir. Mekan imkandır. Malatya bir imkanlar şehridir. Malatya çalışkan insanların bereketli diyarı. Bu bereketten daha fazla istifade etmeye gayret edeceğiz. Bugün itibariyle ihracatımızın, ithalatımızın yaklaşık 3 katı oldu. İhracatımızı daha arttıracağız, daha da arttıracağız. Kültürel ve turistik değerlerimizi dünyayla daha çok buluşturacağız. Bu bereketli toprakların sadece kayısısı değil, insanı da eşsiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne iki cumhurbaşkanı yetiştirmiş olmak, Türkiye tarihinde aynı zamanda Malatya'nın izleridir. İki cumhurbaşkanımızın adıyla faaliyet gösteren iki üniversitemizin akademik ve pratik üretimlerini geliştirmek hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutacak. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Bu şehrin bize sunduğu imkanlarla yapacağız. Kayısı başta olmak üzere gıda endüstrisi, turizm endüstrisi ve tekstil endüstrisinin şehir ve insanımız için ürettiği katma değeri birlikte artıracağız. Türkiye vizyonuna uygun olarak üretim, istihdam, ihracat, yatırım imkanlarını el birliğiyle büyüteceğiz. 151.251 öğrencimiz var. Bu öğrenciler, bu pırıl pırıl gençler umudumuz, gücümüz, geleceğimiz. Onlarla birlikte daha çok okuyacağız. Ulusal başarı düzeyimizi geliştirmek için daha yoğun gayret sarf edeceğiz. Ülkemizin, hatta dünyanın geleceğini emanet edecek nitelikli insan kaynakları yetiştirmeye bir medeniyet şehri bilinciyle katkı sunacağız. Hem içinden geçtiğimiz olan üstü şartları aşmak, hem geçmişimiz kadar görkemli bir gelecek kurmak için şehrin bütün sakinlerine, şehir dışında yaşayan bütün Malatyalılara, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, okullarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var.
bir olacak. Her iki hedefimiz için birlikte yol alacağız. Bu bir çağrı mıdır? Evet, çağrıdır. Malatya ile doğrudan dolaylı ilişkisi olan herkesin Malatya için el birliğinde görmek istiyoruz. Bu tarihi bir sorumluluktur. İnşallah bu sorumluluğu hep birlikte ifa edeceğiz. Devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla bu süreçte Malatya'nın yanında. Kurumlarımız onlarca projeye eş zamanlı devam ediyorlar. Bu yatırımlarla çok sayıda hedefimize inşallah çok daha hızlı ulaşacağız. Malatya Valisi olarak bu yeniden başlama sürecinde bir atanmış olarak bulunmayacağım. Bu sürece bir adanmış olarak katkı sunmaya gayret edeceğim. Yüzlerce değerimizin üzerinde atlas bir örtü gibi serili gök kubbede hoş bir seda bırakmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Vatandaşımızın her biri, topraklarımızın her bir santimetre karesi için Bismillah diyerek görevime başlıyorum. Yolumuz, bahtımız açık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Bu arada göreve başlayınca tabii güzel geleneklerimizden biri ama çiçek gönderiliyor. Valimize çiçek gönderilmesi yerine depremzedelere bağışta bulunmasını rica ediyorum herkesten. Sizler aracınızla bunu da duyurmak isterim.